Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız, paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ara kısmında 12 tane kadar zürafa bıraktım. Dilerseniz bu sayıyı artırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz veya da farklı ara modelleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha sade olmasını istediğim için zürafa çalıştım. Şimdi hemen yaprağımızı yapmaya başlayalım. Bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde yuvamı yaptıktan sonra yuvama batıp geri dönüyorum. Ve buraya yaprağımı yapmaya başlıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıp üzerine pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar yuvama batıp aşağıya dönüyorum. Şimdi ikinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aynı yere batarak üzerine pırpır yapıyorum. Pırpırlarımın boyunun aynı olmasına, eşit olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Tekrar aşağıya dönüyorum. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aynı yere batarak üzerine pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Kenarında 5 tane pırpırım olacak arkadaşlar. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu sayıyı azaltabilir veya artırabilirsiniz. Hemen pırpırıma batarak yukarıya dönüyorum. Tekrar aynı yere batarak üzerine pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Kenarında 4 tane pırpırım oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Evet. Beşinci pırpırımı da yaparak tamamladım. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde yaprağımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Hemen yuvamı oluşturmuş oldum. Zürafaya batıp buraya düğümümü atıyorum. Daha sonra mekik oyası ile yapmış olduğum kalbimi buraya tutturacağım arkadaşlar. Şimdi tekrar arasına 12 tane zürafa yapıyorum. Üç, dört, beş,
6 Evet. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Buraya tekrar yuva oluşturuyorum. Bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buraya yuvamı oluşturdum. Buradan tekrar geri döneceğim ve yaprağımı yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Yapraklarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi de mekik oyasından kalbimizi yapıp modelimizi tamamlayalım arkadaşlar. Mekiğime biraz ip sardım. Ve alt ipi olarak da yine kendisinin ipini kullanacağım arkadaşlar. Bu miktarda bir ip bırakıyorum. Ve alt ipimi birleştirerek başlıyorum arkadaşlar. 2 tane ilmek atıyorum. İki tane ilmeğimi attıktan sonra arasını açıyorum. Hareket etmeyen kısım üst tarafta, hareket eden kısım ise alt tarafta kalacak. Bu şekilde bu kısma ilmek atmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 10 tane kadar ilmek attım arkadaşlar. Toplamda 40 tane kadar ilmeğimiz olacak. Bu şekilde 40 tane ilmek atıyoruz. Evet, 40 tane ilmeğimi attım, alt ipimi sıktım, alt ipimi tekrar uzatarak buradan ucundan çıkarmamaya dikkat edelim arkadaşlar, burası önemli. Alt ipimi uzatıyorum, tekrar birleştirdim, 2 tane ilmek attım, aynı şekilde arasını açtım, hareket etmeyen kısım üst tarafta, hareket eden kısım ise arka tarafta kalıyor arkadaşlar. Hemen arasını açtım ve buraya 22 tane ilmek atıyorum. Tane ilmeğimi attım, alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekiyorum. Bu şekilde küçük bir yuva yapmış olduk. Şimdi buradaki ipimi parmağıma göre biraz küçültüyorum. Burada yapmış olduğum yuvamı hemen sol tarafa doğru çeviriyorum. Baş ve orta parmağımla tutuyorum. Ve buraya tekrar ilmek atmaya başlıyorum. Buraya 44 tane ilmek atıyorum arkadaşlar.
Evet. 44 tane ilmeğimi atarak tamamladım. Ve alt ipimi sıkıyorum. Alt ipimi sıktıktan sonra hemen alt ipimi çekerek burayı birleştiriyorum. Kalbimiz bu şekilde hazır oldu. Dilerseniz bu sayıları büyüterek daha büyük bir kalp elde edebilirsiniz veya da sayılarını küçültebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada mekiğimdeki ipimi kesiyorum ve hemen ucunu yakıyorum hafifçe, sökülmemesi için arkadaşlar. Bu şekilde kalbimiz hazır oldu. Diğer kalbimi de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar ve ucunu da yaktım. Şimdi alt ipimi iğneme taktım ve birleştirmesini göstermek istiyorum. Orta kısmına krem kullanmak istedim arkadaşlar. Normalde oyamın düz tarafı bu tarafı. Yani mekiğimdeki ipimi kestiğim taraf bu şekilde düz taraf. Ben bunun ters yüzünü çeviriyorum. Arka yüzünü çeviriyorum. Şimdi oyamın üzerine koyuyorum. Bu şekilde yerleştirdikten sonra hemen iğnemi batıyorum. Yuvamın içinden de kalbimin içinden batıyorum. Yuvamın içinden de geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde geçirdikten sonra İğneme ipimi iki kez doladım ve buraya sıkıca bir düğüm atıyorum. Dilerseniz daha sağlam olması için iki tane düğüm atabilirsiniz. Ben burada hemen ipimi kesiyorum ve ucunu da hemen yakıyorum ve oyamı yukarıya doğru kaldırıyorum. Böyle tutturmamdaki sebep, hem daha dik duruyor ve daha muntazam gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde ikincisini tutturmuş olduk. Hemen diğerini de tutturalım birlikte arkadaşlar. Hemen iğneme takarak hazırlamıştım zaten. Önce düz ve ters tarafına bakıyoruz. Bu taraftan mekiğimdeki ipimi koparıp alt ipimi çekmiştim arkadaşlar. Bu taraf düz tarafı. Arka yüzünü çeviriyorum. Ha, ama çevirmeden tutturabilir miyiz diye soran arkadaşlarımız, bu şekilde üzerine koyarak şu şekilde tutturabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim yaptığım gibi daha muntazam olduğunu düşünüyorum. Tabii seçim, tercih sizin. Ters yüzünü çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde üzerine koyuyorum. Kalbimin içinden ve yuvamın içinden iğnemi geçirerek ipimi iki kez doluyorum. Ve buraya düğümümü iyice atarak sıkıyorum. Hemen kestim ve ucunu da yaktım. Şimdi oyamı kaldırıyorum. Bu şekilde tutturmuş oldum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.